Şimdi bu arkadaşımız bu pantolonu kesmiş, tamam mı? Ama pat yapmayı unutmuş. Kesmek. Kesmiş. Ne yapacağız? Şimdi biz ayrıyetten pat hazırlayacağız. Geliyoruz oyuntunun 6 santim yukarısı. Bakın işaretliyorum. Burada benim ekstradan takacağım fermuar patletim ve düğmeliğim. O ikiye ayrılır. Şimdi erkek pantolon patleti gibi çalışacağız arkadaşlar, bakın. Bir tanesi patlet. Bu patlet dediğimiz. Bu da düğmelik dediğimiz. Patletin daha ufağı, altında da astarı olan. Bakın bu erkek pantolon çalışması olduğu için bayanda tam tersi. Bu pat oluyor, bu patlet oluyor. Tamam mı? Bakın geliyorum. 2 santim 2 santim arttırıyorum. Ceplik için kullandığımız parçadan astar kullanıyoruz bunun altına. Arttırıyorum ve çeviriyorum. Makinenin ayarını açayım. Normal yarım santimden komple etrafını temizliyorsunuz. Bakın çeviriyorum. Yaklaşıyoruz değil mi? Ve ince bir makine çekiyorum, bakın. İnce bir makine. Erkek pantolonlarda fermuar takım olayı böyle olur arkadaşlar. Erkekte ayrıyetten pat çıkmaz kendinden, pardon, ayrı takılır. Bakın bu düğmelik dediğimiz parça. Bu da bizim patlet dediğimiz parça. Üste dediğin koyduğun zaman bak, yüzü ve yüzü. Tersi yapışkan ve astar. Şimdi getiriyorum. Çıt atmışım. Çıt attığım yere önce alt tarafı çalışıyorum. Düğmelik dediğimiz parçayı. Bak. Çıttan 1 santim aşağıya bırakıyorum parçayı. Yani çıt 1 santim yukarıda bitiyor. Geliyorum. Bir baskı. Bakın. Bir baskıda vuruyorum. Bu kadar basit ya. Hiç yani yormayın kendinizi. Bakın. Bir baskı. Dikkat etmem gereken şey ne? Çıtın bittiği yerde bitiriyorum dikişimi. Çıt boşta. Bakın. Alt çıt boşta. Çeviriyorum. Geliyorum. Fermuarımı yerleştiriyorum. Dikkat edeceğim şey, fermuar demirinin çıtın bir tık, yani böyle yarım santim bir santim aşağısında olması. Sebebi patlet dikişini çekerken oraya denk gelmeyeyim diye. Bakın. Bir tık aşağıya aldım. Çektiğim dikişten geliyorum. Şöyle göstereyim önce. Tutturayım. Yine dibinden. Fermuarın dibinden bir makine vuruyorum, bakın. Nerede bitiriyorum? Görün. Çıtta. Bakın. Demir yarım santim aşağıda. Düğmeliğin alt tarafı tamam. Şimdi geliyorum o bir parçaya. Patleti alıyorum. Aynı şekilde patleti de yarım santim arttırıyorum. Bakın. Şu patleti de yarım santim arttırıyorum. Burada yapışkan yok arkadaşlar. Patlette yapışkan olur. Aynı bıraktığım gibi. Çıta kadar dikiyorum. Kaldırıyorum. Yine dibinden ince bir makine vuruyorum.
Patletim hazır. Bakın, bu da benim patletim fermuar takılmadan önce. Sonra geliyorum o patleti. Koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Çıtın üstüne getiriyorum. Ve yarım santime yakın arttırıyorum. Bakın. Arada yarım santime yakın bir mesafe var. Çok değil. Çeviriyorum. Makinamı vuruyorum. Tam aşağıya kadar inmiyorum. 2 santim bırakıyorum. Bacak arasını birleştirirken daha rahat birleştireyim diye şu mesafeyi bırakıyorum. Aldım. Bakın çevirdim. Geldim. Fermuarı kapattım. Son olarak patlet dikişini çekiyorum. Bakın. Kapattım. Patlet dikişini çizdiğiniz yer çok kalın. Çekerken dikişimizi alt düğmelik dediğimiz parçayı alttan alıyoruz. Benim tavsiyem 3 santimi geçmesin patlet dikişiniz. Geliyorum 3 santimle. Patlet dikişimi çekiyorum. Nerede bitireceğim? Tam bitim yerinde. Çok rahatlıkla bitireceğim, döneceğim. Niye? Çünkü demirin daha aşağıda olduğunu biliyorum. Yani takarken bilinçli taktım. Bakın geliyorum. Ve dönüyorum. Tutturuyorum. Ne demire denk gelir, tertemiz bir şekilde çıkar. Bakın demirin aşağısından geçtim. Evet. Hepsi bu. Çok güzel bir ışıkta göstereyim. Bakın fermuar çalışması oldu. Tamam, anladık mı? Hadi o zaman.